Meme estetiği sanatı. Meme büyütme, küçültme veya dikleştirme estetiği hangi durumlarda uygulanıyor? Meme implantı türleri neler? Kadınların sonuçlarından en fazla memnun olduğu operasyonların başına gelen meme estetiğiyle ilgili merak edilenleri sorduk. Estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı operatör doktor Güncel Öztürk, meme estetiğiyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Meme estetiği operasyonları kimler için uygulanıyor? Meme estetiği cerrahisi, göğüslerinin şeklinden rahatsız olanlar için uygulanıyor ve memenin ideal boyutu ve şekline kavuşmasını sağlamaya yardımcı oluyor. En fazla talep edilen estetik operasyon meme büyütme estetiği mi? Aslında evet. Özellikle doğuştan küçük göğüslere sahip kadınlar tarafından en fazla tercih edilen estetik operasyonlar arasında. Meme büyütme estetiğinde doğal görünüm çok önemli. Meme implantlarının konturlarının belli olmaması, vücudun genel ölçüleriyle uyumlu olması doğal görünüm için gerekli olan kriterler arasında. Bunu sağlamak için genellikle implantlar göğüs kasının altına yerleştiriliyor. Eğer yumuşak doku eksikliği varsa mikro ya da nanoteknoloji ile kişinin vücudundan alınan yumuşak doku transferi yapılabilir. Günümüzde meme implantları genellikle meme dokusuna benzeyen bir kabuğun içine doldurulmuş silikon jelden oluşuyor. Çünkü doğal meme dokusunu andıran bir özelliğe sahip. Doğum, kilo alıp verme, yaş alma gibi nedenlerle göğüslerde hacim kaybı olan kadınlarda meme büyütme estetiği uygulanabilir. Meme küçültme estetiği de ilgi görüyor mu? Meme küçültme estetiği, kadınlarda yaşam kalitesini arttıran estetik operasyonların en başında yer alıyor. Çünkü kadınların hareket kabiliyetinden kıyafet seçimine çeşitli zorluklar yaşamasına neden olabiliyor. Memenin aşırı büyük olması, memenin gelişimine, gebeliğe ve aşırı kilo alımına bağlı olarak çok sık karşılaşılan bir estetik sorun. Memenin formu güzel ancak aşırı büyükse ve bu durumun aşırı yağlanmadan kaynaklandığı düşünülüyorsa yalnızca liposuction yöntemiyle göğüsler bir ölçüde küçültülebilir. Büyüklük ve sarkıklık da mevcut meme yapısına bağlı olarak küçültme ve dikleştirme estetiği operasyonlarının bir arada uygulanması gerekebilir. Meme dikleştirme operasyonu hangi durumlarda uygulanıyor? Meme dikleştirme, sarkık göğüsler için uygulanan fazla meme dokusunu alınarak göğüs uçlarının ideal pozisyonuna getirme operasyonu. Çoğu zaman meme dikleştirme ile meme büyütme operasyonları birleştiriliyor. Meme ideal bir şekilde konumlandırılabiliyor ve şekil vermek için dikleştirilebiliyor. Asimetri yaygın bir sorun mu? Aslında her göğüs az da olsa asimetriktir. Ancak bazı kişilerde bu durum ilk bakışta dışarıdan belli olacak kadar belirgindir. Asimetrik meme, göğüs şekli, boyutu ve meme başı pozisyonunun diğer memeye göre farklı olması durumudur. Aşırı boyutta meme asimetrisi, kadınlarda psikolojik durumdan kıyafet seçimine kadar çeşitli sıkıntılara yol açabilir. Hatta özgüvenin azalmasına neden olabilir. Meme implantı türleri neler? Meme implantı, tuzlu su ya da silikon jel ile doldurulmuş yumuşak bir silikon kabuktur. Silikon jel olanlar daha doğal görünümlü bir meme yaratabilir. Çünkü ağırlığı ve dokusu meme dokusuna çok benzer. Bu sebeple günümüzde silikon jel implantlar daha fazla tercih ediliyor. 3D meme estetiği tasarımı nedir? Günümüzde 3D tasarımı cihazlarıyla ideal göğüs şekli ve boyutu hastayla bir tasarıyor. üçte tasarım yöntemleriyle muhtemel yeni göğüs şekli operasyondan önce kişiye gösterilebiliyor. Operasyonlar zor mu? Meme estetiği operasyonları genel anestezi altında, yani hasta uyku halindeyken yapılıyor. Bu sayede hiçbir şey hissedilmiyor. Genellikle aynı gün veya bir gün sonra hasta evine dönebiliyor. İş hayatına ya da normal rutinine ise yaklaşık bir hafta içinde devam edebiliyor. Her durumda birkaç hafta boyunca yorucu aktivitelerden uzak durması gerekiyor.